İsmim Serkan Esen. Turkom Teknoloji'de yazılım satış müdürüyüm. Bu haftanın salı seminerleri konusu bildiğiniz gibi Microsoft'un System Center ailesi. Geniş bir aileden bahsedeceğiz bugün. Çok kısa bir girizgah yapacağım. Ardından mikrofonu Microsoft'tan Halil Bey'e ileteceğim. Halil Bey de kendini tanıtacaktır. Yaklaşık bir saatlik bir sunum planlıyoruz. Her türlü sorunuzu mesajlar bölümünden bize sorabilirsiniz konuyla ilgili. Ya da şu anda kullandığımız platform olan link ile ilgili sorularınızı da sorabilirsiniz. Bazen ses duyamayan, görüntüyü göremeyen, slaytları göremeyen kullanıcılarımız oluyor. Bu konuda da size mesajlar bölümünden yardımcı olmaya çalışacağız. Ama öncelikle şu bilgiyi de vereyim. Hem bugünkü sunumumuzu, hem aslında bundan önceki tüm sunumlarımızı, hem Turkom'un YouTube kanalından, yani YouTube'a girip arama butonuna Turkom Salı yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkacaktır. Hem o kanaldan hem de bizim web sitemizden turkom.com.tr'den web sitemizde ana sayfada zaten Salı seminerlerine yönlendirmeler var. Oradan tüm eski seminerlerimize ve bugün yapacağımız seminere ulaşabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Microsoft System Center'dan da birkaç cümleyle bahsetmek gerekirse aslında sektörde eskiler bilecektir. 90'lı yıllarda başladı Microsoft'un Network Management macerası diyebiliriz. IT Management ya da. Eskiden SMS diye bir ürün vardı. SMS diye geçerdi bu kadar. System Management Server'da adı. Hatta 2000'li yıllarda çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Yeni versiyonu. O ürün gelişti. Bugün 2013 yılında koca bir aileye dönüştü. Çok ciddi bir büyüklüğü var. Aslında şu anda bahsedeceğimiz yapı dışarıdaki pazardaki rakiplerini düşünürsek yaklaşık bir 8-9 tane farklı ürüne tekabül ediyor. İşin içinde Network Management ayrı bir bacak, envanter yönetimi ayrı bir bacak, yazılımların performanslarının yönetimini ayrı bir bacak, sanallaştırma yönetimi, yedekleme yönetimi, servis masası gibi bir sürü gerçekten bacağı var. Bunları piyasadan farklı markalarla bugüne kadar hep temin ediyorduk. Fakat System Center sadece tek bir lisans ile artık parçalanmıyor. Eskiden parça parçalanıyordu. Tek bir lisans ile bunların hepsini size sunuyor. Ve hatta çeşitli anlaşmalar var biliyorsunuzdur. Microsoft'un yıllık anlaşmaları var. Bu anlaşmaların içinde de CoreCal denen ürününde de Configuration Manager kısmı bundle olarak içinde zaten ücretsiz diyebileceğimiz bir şekilde geliyor. Bu haftanın konusu demiştim ama aslında bu ayın gündemi de bizde Microsoft'un System Center ailesi. Bu ay bu konuda çok ciddi etkinlikler yapacağız. Bunlardan ilki bugünkü seminer. Ondan sonra da bu aya özel hizmet ve lisans fiyatlarıyla müşterimizin karşısına çıkacağız. Aynı zamanda Microsoft'ta bir teknoloji odası var. Çok başarılı bir oda. Burada da ileri düzey bilgi isteyen müşterimizi ağırlayıp daha detaylı bilgiler vereceğiz. Bu şekilde bir girizgah yapıp ben mikrofonu Halil Bey'e aktarıyorum. Buyurun Halil Bey. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Seste ve görüntüde bir problem olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden ilk önce kendimi tanıtarak başlayacağım. İsmim Halil Uğur Açıkgöz. Microsoft Türkiye'de VTSP rolünde çalışıyorum ve çalıştığım bölüm Private Cloud ürünleri. Private Cloud ürünlerini, Private Cloud yapısını oluşturan ürünler ise Microsoft'un System Center ürün ailesidir. Biz bugün birlikte bu ürün ailesine değineceğiz. Bu ürünlerden bahsedeceğiz birlikte. Bu ürünlerin genel yeteneklerinden, kurulum seçeneklerinden ve sizlere ve veri merkezlerine sağladığı avantajlardan bahsedeceğiz. Ekranda iletişim bilgilerimi görüyorsunuz. İlerleyen günlerde de herhangi bir sorunuz olması durumunda benimle iletişime geçebilirsiniz. İnceleyeceğimiz ürünler ekranda görüldüğü gibi System Center Configuration Manager, System Center Operations Manager, System Center Service Manager, System Center Orchestrator, Virtual Machine Manager, Data Protection Manager ve App Controller ürünleri olacak. Bu ürünlerden genel olarak bahsedeceğiz, özelliklerinden bahsedeceğiz, sizlere neler katar bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak değineceğimiz ürün SCCM 2012 ürünü olacak. Yani Configuration Manager ürünümüz olacak. Ama bu ürünün detaylarına girmeden önce genel olarak bazı
bilgiler vermem gerekiyor. Bu bilgilerden başlayacağım. System Center ürünlerinin kurulum aşamasında bazı ortak ön gereksinimler mevcuttur. Mesela database gereksinimi gibi. Bunlardan bahsedeceğim biraz. Collation çok önemli bu ürünlerin kurulumunda. Özellikle SQL collation ayarlarına kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış support etmeyen bir collation seçmemiz durumunda ürünün kurulumunda daha sonraki yönetiminde bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle bu konuya kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor ürünlerin veri tabanlarını hazırlarken. Bir diğer değineceğimiz konu, bu ürünlerin kurulumunu yaptığımız sunucuların işletim sistemi region ayarları kesinlikle United States olursa faydalı olacaktır. Çünkü SQL'da collation bilgisini bu region ayarlarından alıyor sonuç olarak. Bu ürünlerin kurulumunu yaparken SQL tarafında collation'a, işletim sistemi katmanında region ayarlarına kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında bu ürünlerin kullandığı çok sayıda firewall portu var. Eğer Windows Firewall veya herhangi bir antivirüsün firewall'u veya fiziksel firewall'lar kullanıyorsanız kesinlikle port exclusion listesini eksiksiz yerine getirmeniz gerekiyor. Yine antivirüs uygulamaları kullanıyorsanız antivirüsler üzerinden de exclusion listeleri mevcut. Bunları Microsoft'un TechNet sayfalarından ulaşabilirsiniz. Antivirüs exclusion'larını da eksiksiz yerine getirmeniz gerekiyor ki ileride anlamsız problemlerle karşılaşmayasınız. Genel olarak bu şekilde dikkat edilmesi gereken noktalara parmak bastıktan sonra Microsoft'un Private Cloud hizmetlerinden bahsedeceğim biraz. Günümüzde veri merkezleri ve IT altyapıları büyüdükçe IT altyapısını oluşturan bileşenlerin de merkezi olarak kontrol edilmesi gereksinimi ortaya çıkıyor. Bu noktada da Microsoft System Center ürün ailesiyle karşımıza çıkıyor. Bu ürün ailesiyle birlikte tüm IT altyapımızda bulunan bileşenleri merkezi olarak yönetebiliriz, izleyebiliriz, yedek kalabiliriz. Bunun dışında tüm sanal platformu tüm bileşenleriyle yönetebiliriz gibi 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 bize yardımcı olacak ürünler mevcut. Bu ürünlerden ilk etapta değineceğim ürün ise System Center Configuration Manager ürünü. Bu ürünle biz neler yapabiliriz? Biz bu ürünle agent yüklü her makineye uygulama dağıtımı gerçekleştirebiliriz. Uygulama dağıtımından kastım şudur. Bir MSI paketi olabilir. Herhangi bir script olabilir. Bir exe olabilir. Herhangi bir uygulama kısıtlaması olmaksızın paket ve uygulama dağıtımı yapabiliyoruz SSCM 2012 ile agent yüklü makinalara. Bu işlemi yaparken özellikle SSCM 2012 Service Pack 1 ile birlikte mobil cihaz kısmında iOS ve Android desteğimiz de geldi arkadaşlar. Yani iOS ve Android işletim sistemlerine de uzaktan bir uygulama dağıtımı yapabilirsiniz veya bir uyumluluk ayarı yollayabilirsiniz. Bu uygulama ve paket dağıtım aşamalarında yine self-service portal aracılığıyla uygulama dağıtımı yapabiliyoruz. Bu şu demek oluyor. Atıyorum ortamda son kullanıcılarınız var. Biz SSCM'in portalında istediğimiz uygulamaları veya paketleri yayınlıyoruz. Kullanıcı portala browser'ından login olup istediği uygulamaları seçip install butonuna tıklayarak kendi bilgisayarına yüklenmesini sağlayabiliyor. Bu işlemi onay rotasına da sokabiliyoruz. Son kullanıcı portale girer. Örnek veriyorum, X yazılımını seçer fakat install butonunu göremez. Sadece talep et butonunu görebilir ve uygulamayı sizlerden talep eder. Daha sonra sizler eğer bunu onaylarsanız, sizler bunu uygun görürseniz
Ondan sonra install butonu aktif olur. Dolayısıyla bu işlemi kontrol altına dalmış olursunuz. Özellikle lisans takibi yapılan uygulamalarda bu şekilde yapılması mantıklı olacaktır. Yani ürünün herhangi bir programın portal aracılığıyla dağıtılması sizin kontrolünüz altında olursa lisans takibini de sizler yapmış. Yine bir diğer seçeneğimiz standalone deployment, yani offline bir şekilde deployment da yapabiliyoruz. Aslında biz bu işi çok eskiden beri Nlyte gibi yazılımlarla yapabiliyoruz. Katılımsız kurulum medyaları hazırlayıp bu medyaları bootable bir CD yapıp, bootable bir flash disk yapıp offline bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu iş artık SCCM'le de yapıyoruz. Ben SCCM üzerinden bir katılımsız kurulum medyası hazırlayıp bunu bir flash diskle, bir CD ile, eğer varsa uzak lokasyonların, WAN bağlantısı sıkıntılı olan uzak lokasyonların varsa, bu katılımsız kurulum medyalarıyla tamamen SCCM'den bağımsız işletim sistemi dağıtımı da yapabiliyorum. Bu en çok nerelerde kullanılır, nasıl tercih edilir? Şu şekilde anlatayım. Atıyorum, dağınık bir yapınız var, yüzlerce lokasyonunuz var ve bazı lokasyonlarınızın WAN bağlantıları sıkıntılı. Yani uzaktan PXA ile veya agent seçeneğiyle dağıtım yapamıyorsunuz. Bu tip durumlarda katılımsız kurulum medyaları hazırlayarak fiziksel olarak o medyaları ilgili lokasyona yollayıp orada tamamen SCM'den bağımsız fakat sizin hiyerarşinize uygun işletim sistemleri yüklemesini yapabiliyorsunuz. Genel olarak offline standalone kurulumda bu şekilde kullanılıyor. Configuration Manager ürünüyle envanter çalışmaları yapabiliyorsunuz. Envanter çalışmaları yine agent üzerinden alınan bilgilerle gerçekleşiyor. Agent yüklü tüm makinelerde fiziksel donanım ve yazılım envanterlerini merkezi olarak toplayıp raporlayabilirsiniz. Örnek verecek olursak benim yapımda kaç tane Windows 7 işletim sistemi yüklü? Benim yapımda kaç tane Windows 7 Service Pack 1 işletim sistemi yüklü? Kaç tane Office 2010 yüklü? Kaç tane WinRAR yüklü? Gibi gibi yazılımsal envanter raporlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde donanımsal envanter de raporlayabilirsiniz. Örnek verecek olursak benim yapımda kaç makinede 2 GB RAM var? Kaç makinede 8 GB RAM var? Kaç makinede 500 GB disk var gibi fiziksel bileşenlerin de envanterini toplayabilirsiniz. Özellikle büyük IT altyapılarında çok önemli bir konu envanter çalışmaları. Çünkü yöneticiler sizlerden bu tip raporları periyodik olarak isteyebilir, talep edebilir. Bu durumda da SCCM görsel olarak da çok güzel, default'ta gelen raporlarıyla bu işi çok başarılı yapabiliyor. Aynı zamanda SQL Reporting Service kullandığı için biz custom query'lerle de kendimize ait, kendi yapımıza ait raporlar tasarlayabiliyoruz. Bununla ilgili de internette de çok fazla aslında örnek query bulabilirsiniz. Bunları deneyebilirsiniz. Kullanımda oldukça basittir ve verimlidir. Özellikle şu konularda çok ihtiyaç oluyor. Atıyorum yapınızda donanım upgrade'i yapılacak ve 2 GB RAM'i olan tüm makineler 8 GB RAM'e upgrade edilecek. Bu 2 GB RAM'i olan makinelerin tespiti konusunda Configuration Manager'ını devreye giriyor ve sizin için ortamınızda atıyorum 2 GB RAM olan tüm makinelerin listesi şeklinde bir rapor aldığınız zaman tüm makinaları tek bir raporda elinizde görebiliyorsunuz ve rahatlıkla işinize devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde envanter çalışmaları da bu ürünle yapabilirsiniz. Mobil cihaz yönetimi yapabilirsiniz bu ürünle. Özellikle gelişen günümüz teknolojisinde mobil cihazların çok önemli bir
yeri mevcut ve gitgide de daha da gelişecek bu. Artık hepimiz hemen hemen şirket maillerimizi, şirket datalarımızı mobil cihazlarımıza tutabiliyoruz. Dolayısıyla artık bu mobil cihazların güvenliği de söz konusu. Yönetilebilirliği söz konusu. Bu mobil cihazların artık yönetilmeye ihtiyacı oluyor. Çünkü üzerinde şirket mailleri, şirket dataları mevcut. Bu durumda da yine Configuration Manager bize yardımcı oluyor. Burada bazı açıklamam gereken noktalar olacak. Mobil cihaz yönetimi yaparken iki tane seçeneğimiz mevcut. Bir tanesi Deep Management, yani derinlemesine yönetim. Bir tanesi de Light Management, yani daha hafif, daha basic bir yönetim. Deep Management, yani derinlemesine yönetimde yine iki tane seçeneğimiz mevcut. Ya Microsoft Intune hizmetinden yararlanıp Deep Management yapabilirsiniz. Ya da birazdan diğer slaytlarımda da bahsedeceğim. SCM'in site sistem rollerinden olan Enrollment Point ve Enrollment Proxy Point konfigürasyonu yaparak mobil cihazları enroll ederek Deep Management yapabilirsiniz. Dediğim gibi Deep Management yapmak istiyorsanız iki seçeneğiniz var. Ya Windows Intune hizmeti satın alacaksınız veya Enrollment seçeneğini kullanmaya başlayacaksınız. Enrollment seçeneğini kullanmak isterseniz, atıyorum Intune hizmetini satın almak istemediniz, Enrollment seçeneğiyle devam etmek istiyorsunuz. Enrollment seçeneğini Android cihazlarda kullanamıyorsunuz. Windows Phone cihazlarda, iOS cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Fakat Android cihazlarda Deep Management yapmak istiyorsanız kesinlikle Intune hizmetini satın almak zorundasınız. Deep Management'la mobil cihazlara ne yapabilirsiniz? Mobil cihazlara uzaktan uygulama paket yollayabilirsiniz. Atıyorum iOS işletim sistemlerinize kurumsal uygulamalarınız varsa iOS üzerinde çalışan bunları uzaktan dağıtabilirsiniz. Veya aynı şekilde Windows Mobile için de. Yine bu cihazlardan envanter bilgisi alabilirsiniz. Deep Management yaparak. Bunun gibi gelişmiş özellikleri kullanabiliyorsunuz. Bir diğer seçeneğimiz de Light Management. Yani Çok daha... pardon. Şey, Light Management'a girmeden önce Tabii, MDM buyurun. ile ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. Tabii. MDM konusu gerçekten çok önemli bir konu. Mobil Device Management. Biz bununla ilgili yaklaşık bir geçen ay sanırım ya da ondan önceki ay sadece buna özel bir salı semineri de yapmıştık. Günümüzün en büyük problemi aslında IT yöneticisi olan insanlara şu anda çok ciddi baskılar geliyor. Çünkü akıllı telefonlar, akıllı cihazlar, tabletler çok ciddi olarak dışarıda kullanılıyor ve artık bunlar işimizin bir parçası haline geldi. Dolayısıyla aslında PC'deki güvenlik olarak aldığımız tüm önlemler burada da artık çalıştırılması söz konusu. Yani bir akıllı telefon kaybolunca şirket açısından neleri kaybediyoruz? Bunlar artık hesaplanmaya başlanıyor. Oradaki tüm içeriğindeki bilgiler, e-mailler veya dosya paylaşımları veya özel şifreler, banka bilgilerine kadar, kişisel bilgilerden işletme bilgilerine kadar çok ciddi buradaki tüm verilerin mutlaka hesaplanması lazım. O yüzden MDM konusu gene System Center'ın hallettiği konulardan biri. Bu ailenin avantajlarını da MDM konusunda da gösteriyor deyip parantezimi kapatıyorum. Çok teşekkürler bilgi için Serkan Bey. Serkan Bey'in de bahsettiği gibi mobil cihazların kullanımı arttıkça ki daha da artacak. Bu özellik çok 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 önemli bir hal alacaktır mobil cihaz yönetimi. Biraz önce Deep Management'la alakalı bilgi verdim. Bir daha kısaca özet geçeyim. Deep Management yapmak istiyorsanız ya Microsoft Intune hizmetine kayıt olmanız gerekli veya SCM üzerinden Enrollment Proxy noktasını konfigürasyon yapmanız gereklidir. İki seçeneğiniz var Deep Management yapmak için. Eğer Intune hizmetini kullanmayacaksanız Android cihazlara Deep Management yapamazsınız. Android cihazlara da Deep Management yapmak istiyorsanız Intune hizmetini kullanmak zorundasınız. Onun dışında yok. Biz sadece Windows Phone ve iOS işletim sistemlerine Deep Management yapacağız derseniz bunun için Intune hizmeti olmadan da Enrollment rolünü aktif hale getirip
kullanabilirsiniz. Light Management'dan bahsedeceğim. Light Management'da da şunu yapabilirsiniz. Ortamınızda Exchange Server kullanılıyorsa ben bir mobil cihazdan mailbox'ıma eriştiğim zaman o mobil cihaz bilgisi benim Exchange ActiveSync aracılığıyla mailbox'ıma gider. SSCM de şunu yapıyor. Exchange ile konnektör aracılığıyla connect olup bu mobil cihaz bilgilerini Configuration Manager ürüne getiriyor. Ve sizler bu şekilde Light Management yapmış oluyorsunuz. Light Management'da neler yapabilirsiniz? Yine raporlama yapabilirsiniz. Envanter raporları alabilirsiniz. Sadece aksiyon olarak da telefonu wipe edebilirsiniz. Bunun dışında uzaktan uygulama paket yollayamazsınız. Uyumluluk baseline'i yollayamazsınız. Gibi 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 daha gelişmiş özelliklerden yararlanamıyorsunuz Light Management yaparken. Bunun dışında ActiveSync kuralları da tanımlayabiliyorsunuz. Atıyorum ekstra pin kodu girmesini isteyebilirsiniz mobil cihazdan adam mailbox'ına bağlanırken gibi bir kural yazabilirsiniz Light Management yaparken. Bunu dediğim gibi Exchange'in konnektörüyle Exchange'in ActiveSync servisi aracılığıyla yapıyoruz Light Management işleminde. Mobil cihazla alakalı söyleyeceklerim hemen hemen bunlardı. Bu arada şunu da değineyim. Arkadaşlardan sık sık görüyorum sorular geliyor. Toplam 17 tane slide'ım var. Şu an anlattığım özellikler genel özellikler ve sabit bir slide. Yani ben şu an geçiş yapmıyorum. Aynı slide üzerinden tek tek özellikleri anlatıyorum sizlere. Hani şu şekilde sorular geliyor. İşte sesi duyuyoruz ama slide geçmiyor diye. Slide zaten geçmiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Bir diğer değineceğim özellik uyumluluk yönetimi olacak. Uyumluluk yönetimi de şudur. Configuration Manager ürünü ortamınızda yer alan standartizasyonlarda sizlere yardımcı olur. Bir örnekle açıklayacak olursam, örnek veriyorum, ortamınızda 500 tane son kullanıcı makinesi var ve sizlerin güvenlik politikası gereği, tamamen örnek veriyorum, böyle olmak zorunda diye bir şey yok. Güvenlik politikası gereği RDP 3389 nolu portun tüm makinalarda kapalı olmasını istiyorsunuz. Atıyorum böyle bir güvenlik politikası belirlenmiş. Bizler Configuration Manager ürüne bu güvenlik politikasını tanımlıyoruz. Bir Configuration Item oluşturup bu politikayı tanımlıyoruz. Daha sonra bir Configuration Baseline oluşturup bu politikanın uygulandığı o 500 makineye de bu baseline'ı deploy ediyoruz. Daha sonra Configuration Manager şunu yapıyor. Bana rapor veriyor. Diyor ki şu 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 makinalarda RDP 3389 nolu portu açık. Dolayısıyla senin standartlarına göre non-compliant durumdadır. Yani uyumsuz durumdadır. Şu 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 makinalarda da RDP 3389 nolu port kapalıdır. Senin yapına göre compliant'tır. Yani uyumludur diye bana rapor veriyor. Peki daha sonra ben şunu da yapabiliyor muyum? Hemen bahsedeceğim. Non-compliant olan yani uyumsuz olan makinaları otomatik olarak uyumlu hale getirebiliyor muyum? Evet, getirebiliyorum. Configuration Manager şunu yapar. Eğer Configuration Baseline oluştururken derseniz ki uyumsuz makinalara git aksiyon al, benim için uyumlu hale getir. Derseniz gider RDP 3389 nolu portu kapatır, non-compliant olan makineyi compliant hale getirir. Dolayısıyla ortamdaki tüm makinalarınızı belli bir standarta çekmiş olursunuz. Tüm makinalar 3389 nolu portu kapalı hale gelmiş olur. Atıyorum bilgi işlem departmanından son kullanıcıya bilgisayar formatlandı ama RDP'si açık unutuldu verildi. Ne olacak? Yapınıza göre uyumsuz kalacak. SSCM bu noktada da devreye girecek. O uyumsuz makineyi alıp uyumlu hale getirecek.
Bu şekilde ortamda yer alan standartlara göre SSEM ürünü sizlere yardımcı olur ve ortamı standartizasyonunu yapmanız da sizlere yardımcı olur. Bu da özellikle çok önemli. İlerleyen dönemlerde bence çok önemli olacak bir özellik. Çünkü artık IT altyapıları büyüdükçe bunların standartizasyonu söz konusu olmaya başladı ve bu standartizasyon işlemlerini de çok rahatlatıyor bu ürün. Yazılım ölçümü özelliğinden bahsedeceğim. Yani software metering özelliği. Bu özellik şunu yapar. Yazılım ölçümü özelliği şunu yapar. Bu arada ben bir soru gördüm. O soruya cevap vereceğim. Ondan sonra yazılım ölçümü özelliğine gireceğim. Son kullanıcıya veya agent yüklü bir makineye tüm bu işlemleri yaparken son kullanıcının veya sizin işlem yaptığınız kullanıcının herhangi bir yetkiye sahip olması gerekmiyor. Çünkü kurduğunuz agent o makinenin üzerinde lokal admin yetkileriyle çalışıyor. Dolayısıyla o makineyi kullanan user, son kullanıcı, sıfır yetkiye sahip olsa dahi tüm bu özelliklerden yararlanabilirsiniz. Herhangi bir yetkiye ihtiyacınız yok. Yetkiye sadece şurada ihtiyacınız var. SSEM 2012 agent'ını client makineye deploy ederken o makinede yetkili bir kullanıcıyla deploy etmeniz lazım. Bu ya domain admin olmalı veya o kullanıcının lokal admin grubunda ekli bir kullanıcı olmalı. Sadece agent yüklerken yetkiye ihtiyacınız var. Onun dışında herhangi bir yetkiye hiçbir konuda ihtiyacınız olmayacak. Bu soruya cevap verdikten sonra devam ediyorum. Yazılım ölçümü özelliği şu işlemi yapar. Atıyorum sizler her yıl 1000 tane AutoCAD lisansı alıyorsunuz. Tamamen örnek veriyorum. 1000 tane AutoCAD yazılımı satın alıyorsunuz. Ancak ortamda gerçekten 1000 kişi kullanıyor mu bu yazılımı? Belki siz 1000 tane lisans satıyorsunuz ama pardon, lisans alıyorsunuz ama ortamda belki de bu yazılımı 300 kişi kullanıyor. Belki de 500 kişi kullanıyor aktif olarak. Belki de siz büyük bölümünü boşa alıyorsunuz. Bu tip durumlarda yazılım ölçümü yapıyoruz SEM ile. Şu şekilde raporlar alabiliyoruz. Yazılım istatistiği alabiliyoruz. AutoCAD yazılımı şu tarihler arasında 1000 kişi tarafından kullanılmıştır. Sabah 9, öğlen 12 arası yoğun kullanılmıştır. Şu kadar kullanıcı günde şu kadar defa programı çalıştırmıştır. Gibi 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 bunlar çoğaltılabilir. Yazılım istatistikleri tutabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu size ne sağlamış oluyor? Gereksiz lisans maliyetinden kurtarmış oluyor. Atıyorum siz her yıl 1000 tane AutoCAD yazılımı satın alıyorsunuz ama ortamda bunu belki de 300 kişi kullanıyor. Siz bunu raporladıktan sonra diyorsunuz ki ben artık 1000 tane değil 500 tane alacağım. Çünkü ortamımda yaklaşık 300-400 kişi aktif halde kullanıyor. O yüzden 1000 tane lisans almama gerek yok diyorsunuz. Dolayısıyla yazılım maliyetini düşürüp IT departmanının ekonomik olarak çok ciddi bir katkı sokmuş oluyorsunuz çalıştığınız firmaya veya kuruma. Bu da IT departmanı daha değerli hale getiriyor tabii bu tip şeyler. Configuration Manager ürünüyle güç yönetim yapabilirsiniz. Yani bizim son kullanıcılarda bulunan bilgisayarların merkezi güç ayarlarını, bizlerin de laptoplarında, bilgisayarlarında denetim masasında mevcut olan güç seçeneklerini merkezi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum öğlen 12 ile 1 arası tüm makinaları sleep moda geçir. Akşam 6'dan sonra tüm makinaların diskini kapat gibi 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 güç ayarlarını merkezi olarak kontrol edebiliyorsunuz. Uzak bağlantı aracına değineceğim. Uzak bağlantı aracı yine en çok kullanılan özelliklerden bir tanesi. Son kullanıcınıza destek veriyorsanız son kullanıcıyla aynı session'a bağlantı
sağlama ihtiyacınız mevcut. Bizler bunu genelde işte Denware gibi, Radmin gibi veya buna benzer third party yazılımlarla yapıyoruz. Yani non-Microsoft ürünlerle yapıyoruz. Configuration Manager ürünü agent aracılığıyla kullanıcıyla aynı sayışına bağlantı kurabiliyor. Tabii sizin yetki verdiğiniz kullanıcılar. Dolayısıyla artık bu şekilde third party yazılımlara ihtiyacınız kalmıyor. Bu işlemi onay rotasına da sokabiliyorsunuz. Atıyorum, helpdesk ekibi uzaktan bağlantı isteği yolladı son kullanıcıya. Son kullanıcı bu uzaktan bağlantı isteğini approve ederse uzaktan bağlantı gerçekleşir. Bu da bir seçenektir. Şöyle de olabilir. X departmanına uzaktan bağlanırken karşı taraftan onay iste. Y departmanına uzaktan bağlanırken direkt bağlan gibi ayrımlar da yapabilirsiniz bu özelliği kullanırken. Son olarak da bahsedeceğim özellik merkezi antivirüs çözümü. For Front Endpoint Protection ürünü bu ürünle merkezi olarak aktif hale getirip yönetebilirsiniz. Eğer ortamınızda mevcut kullanılan bir antivirüs çözümü yoksa veya varsa bile memnun değilseniz veya değiştirmek istiyorsanız SSCM ile birlikte Forefront Endpoint Protection ürünü de aktif hale getirip merkezi olarak yönetip kullanabilirsiniz. Genel olarak bu ürünün yetenekleri bunlardı. Gördüğünüz gibi aslında bayağı önemli özellikleri bulunan ve sizlerin işini kolaylaştıran özellikler. Bir diğer slaytıma geçeceğim. SSCM 2012'nin biraz bileşenlerinden bahsedeceğim. Bu aşama aslında biraz da kurulum senaryolarına da değinmiş olacağım bu bileşenlerden bahsederken. Bu ürünü konumlandırırken ortama göre değişiklik gösterir yapılar. En küçük yapıda SSCM kullanımı için en küçük yapıda bir tane primary site, bir tane de distribution point bile yeterlidir. En küçük yapıda. Daha büyük, daha kompleks, daha dağınık yapılarda ise Central Administration Site, yine Primary Site, Secondary Site gibi rolleri de kullanmamız zaman zaman gerekebiliyor. Birer ikişer cümleyle bunların neler olduğundan bahsedeceğim. Çok dağınık, büyük bir yapısı varsa bizler Central Administration Site kurarız. Bizim tüm bu hiyerarşiyi yöneteceğimiz roldür aslında. Central Administration Site ve hiyerarşinin en tepesindedir, en üsttedir. Yönetim site'ıdır. Bu sadece bu site'la SCM'i yönetemezsiniz. Kesinlikle Central Administration Site olsa dahi kesinlikle bir primary site olması lazım. En küçük yapıda da, en büyük yapıda da primary site ve distribution point kesinlikle olmalı. Çok büyük dağınık yapılarda dediğim gibi Central Administration Site en üst hiyerarşideki en üst noktadır. Onun altında primary site veya primary site'lar oluşur. Bunların tabi ölçeklenebilirlik değerlerine bakmanızı öneririm. Atıyorum SSCM'de toplamda 200 bin agent yöneteceksiniz. Bu durumda bir tane Central Administration Site, 3-4 tane primary site, onlarca, yüzlerce distribution point gibi çok büyük dağıtık senaryolar olabilir. Primary site genel olarak clientların iletişime geçtiği, clientların kayıt olduğu, clientların bilgilerinin raporladığı site sunucudur. Dediğim gibi olmazsa olmazdır. Primary site ve distribution point en küçük hiyerarşide de, en büyük hiyerarşide de olmazsa olmazdır. Diğerleri yapıya göre opsiyoneldir olmasa da ürünü kullanabilirsiniz tüm özellikleriyle. Ama primary site ve distribution point olmazsa olmazdır. Secondary site ise şudur. Client agentların assign olduğu bir roldür. Ama bir primary site'a bağımlı çalışır. Yani tek başına secondary site kullanamazsınız. Bir primary site olur.
Onun altında secondary site veya secondary site'lar oluşur. Bu secondary site'lar ile primary site'lar arasında da arka planda file bazında replikasyon gerçekleşerek secondary site topladığı bilgileri primary site'la eşitler. Dediğim gibi opsiyonel bir roldür. Çok dağıtık yapılarda kullandığımız oluyor bu rolleri. Ama primary site'a bağımlı bir roldür. Kesinlikle primary site olacak. Onun altında secondary site veya secondary site'ler olabilir. Distribution point ise aslında bir bileşen değildir. SEM'in içerisinde yer alan küçük bir roldür. Biraz sonra da bahsedeceğim. Küçük bir roldür. Bu rol de olmazsa olmazdır. Bu rol şunu yapar. Siz bir uzaktan makineye paket dağıtımı, patch dağıtımı, işletim sistemi dağıtımı, herhangi bir content dağıtımı yapıyorsanız o content distribution point üzerine gider. Distribution point üzerinden client'e gider. Atıyorum benim merkezim İstanbul'da, şubem de Ankara'da. Ankara'daki client makinesi Office 2010 yollayacağım. Ben Office 2010'un yaklaşık 600-700 MB'lık contentini ilk önce Ankara'daki distribution point'e yollarım. Daha sonra Ankara'daki client'lara o yüklemeyi yaparken Ankara'daki client'lar Ankara'daki distribution point'ten o içeriği alırlar. Eğer ben Ankara'da bir distribution point konumlandırmazsam ne olacak? Ankara'daki client'lar WAN bağlantısını kullanarak İstanbul'a merkeze gelecekler. Bu da bizim istemediğimiz bir durumdur. Distribution point'inde genel olarak özelliği bu şekildedir. Kullanım bu şekildedir ve olmazsa olmazdır. Primary site ve distribution point must'tır. Yani kesinlikle gereklidir. En küçük hiyerarşide, en büyük hiyerarşide de. Diğerleri opsiyoneldir. SCM 2012'nin opsiyonel site sistem rollerini görüyoruz. Application Catalog, Web Service Point ve Website Point. İlk slaytında da bahsettiğim gibi kullanıcılara application veya paket dağıtım yaparken bir browser aracılığıyla bu işi yapmamızı sağlayan iki roldür. Asset Intelligence şunu sağlar bana, örnek verecek olursam, atıyorum benim Microsoft volume lisansım mevcut. Bu volume lisansında da işte 500 tane Windows 7, 50 tane Server 2008 lisansım mevcut. Ben bu volüm lisans bilgisini CSV olarak volüm lisans sayfasından download edip Asset Intelligence Point noktasında aktif hale getirirsem şu şekilde raporlar alabiliyorum. Senin lisansında 50 tane Windows 7 lisansın var. Ortamda şu an 40 tanesi kullanılıyor. 10 tanesi boşta. Haberin olsun. Gibi raporlar üretmenizi de sağlar Asset Intelligence rolü. Halil Bey, bir sorumuz vardı. Buyurun. Kaynamasın diye tekrar sorayım. Zafer Bey sormuş. Deminki Distribution Point Server rolüyle ilgili, yanlış anlamıyorsam. Bu içerik 2012 Service Pack 1'de mi var diyor, yoksa Service Pack'siz 2012'de sürümünde mi var diye sormuş. Sadece distribution point ile mi alakalı bu soru? Sanırım, yani yanlış anlamadıysam Zafer Bey Şöyle, belki tekrar açıklar yanlış anladıysak. distribution point 2007'den beri olan bir özellik. Yani distribution point SCCM mimarisinin en temelidir aslında. SCCM var olduğundan beri. Hani yeni gelen bir özellik değil. 2007'de de vardı, 2012'de de vardı, 2012 Service Pack 1'de de vardı. Şimdi R2'de de var ve bundan sonra da olacaktır. Distribution point rolü. Distribution point dağıtım noktasıdır. Sadece contentleri saklar. Başka hiçbir rolü, başka hiçbir işlevi yoktur. Bunda IIS üzerinden dağıtımını yapar. HTTP veya HTTPS protokolüyle son kullanıcılara. Başka da hiçbir rolü yoktur distribution point özelliğinin. Dediğim gibi bu yeni gelen bir rol değil. 2007'den beri var olan bu hiyerarşinin en temel olan bir roldür. Sanırım soru buydu. Eğer yanlış anladıysak soruyu Serkan Bey ile tekrar iletişime geçip uyarabilirsiniz. Evet.
Distribution Point'i biraz önce detaylı bahsettik. Fallback Status Point, agent kurulumlarının monitör edilmesini sağlayan bir roldür. Açıklamada da görüldüğü gibi. Management Point rolü açıklamada da yazdığı gibi primary site ve secondary site'larda bulunan bir roldür. Client'ların iletişime geçtiği, agent'ların assign olduğu, konfigürasyon ve status raporlarının yollandığı roldür. Primary site ve secondary site'larda bulunur. Zaten bir primary site ve secondary site kuruyorsanız bu rol de otomatik olarak yüklenmiş olacaktır. Evet, enrollment point, enrollment proxy point ilk slaytımda bahsetmiştim. Mobil cihaz yönetme, deep management yapmanızı sağlar. İlk slaytta bahsetmediğim bir özellik, out of band servisiyle son kullanıcı makinalarına da aynı bir sunucuya işletim sistemi bağımsız bağlanabildiğiniz gibi bağlanabilirsiniz. AMT tabanlı chipsetli client makinaların out of band entegrasyonu yaparak o makinede işletim sistemi olmasa dahi o makineyi açıp BIOS'una girip aynı bir sunucuyu, bir HP sunucu atıyorum ILO'dan nasıl yönetiyorsanız bir son kullanıcı makinesinde aynı şekilde uzaktan işletim sistemi bağımsız yönetebilirsiniz. Bunu da out of band servisiyle yaparsınız. Reporting servis noktası raporlama yapmak için kullanırsınız. Software update point, patch yönetimi için, state migration point. İşletim sistemi dağıtırken dağıttığınız makinede bir işletim sistemi varsa profil dosyalarını USMT aracılığıyla yedeklemenizi sağlar. Atıyorum Windows 7'den 8'e upgrade edeceksiniz makineyi. 7'de bulunan profili yedekler, Windows 8 işletimini kurar, o profili tekrar yerine koyar. USMT aracı. System Health Validator Point, ortamda 802.1x ve NAP kullanıyorsanız bu NAP polislerini doğrulamanızı sağlar. Endpoint Protection Point noktası da merkezi olarak antivirüs çözümüdür. İlk slaytta bahsettiğim gibi bunu da ekleyip merkezi olarak Forefront Endpoint Protection ürününü kullanabilirsiniz. Örnek SCM 2012 senaryoları ekranda gördüğünüz gibi dağıtık bir senaryo. Bir tane Central Administration Site var. Altında Primary Site'lar var. Primary Site'lerin altında Secondary Site'lar, Distribution Point'ler mevcut. Büyük ve dağıtık senaryolar genelde buna benzer şekilde implementasyon yapılıyor ürünün. Yine ekranda görüldüğü gibi yine Central Administration Site. Onun altında Primary site'lar, onun altında secondary site'lar, distribution point'ler falan filan gibi alt rollerin dağıtılmış şekilde görüyorsunuz. Büyük ve dağıtık yapılar için önemlidir bu kurulum senaryoları. Bu da basit bir senaryo. Bir tane primary site sunucu var. Herhangi bir central administration site veya secondary site yok. Bir tane primary site var. Onun dışında distribution pointler var. Başka da hiçbir şey yok. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yapı küçükse. Evet. Configuration Manager ile ilgili bahsedeceklerim bunlar da vaktimiz azaldığı için biraz daha hızlı şekilde diğer ürünlerin özelliklerinden bahsedeceğim. SICOM 2012 ile auditing yapabilirsiniz. Yani herhangi agent yüklü bir makineden. Bu arada şunu da belirteyim. SCM 2012 üründe, SICOM üründe, VMM üründe, DPM üründe bunların hepsi agent ile çalışır. SICOM onun dışında SNMP servisinden de bilgi alır. Ama temel olarak agent ile komünikasyon kurar. Birazdan bahsedeceğim. SICOM ürünüyle auditing yapabilirsiniz. Yani atıyorum Active Directory'de X kullanıcısı açıldı. Bu kullanıcı kim tarafından saat kaçta açıldı? Active Directory'de kullanıcı silindi. Kim saat kaçta hangi domain kontrol üzerinden sildi? Atıyorum File Server Auditing yapıyorsunuz. File Server'dan kritik bir Excel dosyası silindi. Bu Excel dosyasını kim saat kaçta,
hangi file server üzerinden sildi. Onun dışında print sunucularınız var. Bir Excel dosyasını kim hangi printer'dan saat kaçta çıktı aldı gibi gibi. Bir makinenin Event Viewer'da security kategorisinde gördüğünüz tüm eventler merkezi olarak toplanır, raporlanır SIGCOM aracılığıyla. Bu işi de ücretsiz yapar ve önemli bir auditing hizmettir. Uçtan uca merkezi izleme yapabilirsiniz. SIGCOM'un diğer monitoring ürünlere karşı en büyük avantajı sadece Microsoft ürünlerini izlemez. Bir veri merkezinin tüm altyapısını izler. Bu fiziksel bir switch de olabilir. SNMP servisinden gidip switchleri izlersiniz. Bu fiziksel sunucular olabilir. Dell, HP, IBM gibi gibi fiziksel sunucuları izleyebilirsiniz. Atıyorum HP sunucunun fanı bozuk mu? Gibi gibi şu an aklıma gelmedi örnek. Fiziksel sunucuların bileşenlerini izleyebilirsiniz. Onun dışında storage katmanını izleyebilirsiniz. Storage'daki volümlerinizin boyutlarını takip edebilirsiniz. Storage kontrollerlerini izleyebilirsiniz. Storage'ın tüm fiziksel bileşenlerini izleyebilirsiniz. Hypervisor katmanını izleyebilirsiniz. Yani VMware ESX işletim sistemi Hypervisor katmanı veya Microsoft Hyper-V katmanını detaylı olarak izleyebilirsiniz. İşletim sistemi katmanın üzerinde çalışan uygulamaları detaylı olarak izleyebilirsiniz. Bu Exchange olabilir, Link olabilir. Microsoft ve non-Microsoft birçok uygulama olabilir. Yani bir IT altyapısında bulunan tüm bileşenleri merkezi olarak izleyebiliyorsunuz. Onun dışında transaction yapan web uygulamaları izleyebilirsiniz. Atıyorum internal'da çalışan browser'dan erişilen bir uygulamanız var. Veya public'te çalışan bir web siteniz var. Bunları detaylı olarak izleyebilirsiniz. Linux platformlarla belki de Microsoft'un en barışık ürünüdür. Linux platformlara da agent yükleyip Linux platformlarda yer alan herhangi bir prosesi servisi detaylı olarak izleyebilirsiniz. Yine Linux makinelerde yer alan log file'larını izleyebilirsiniz. Workgroup ve Untrusted Domain desteği var. Sertifika otentikasyonu aracılığıyla illa izleyeceğiniz makinelerin aynı domain, SIGCOM'la aynı domainde olması gerekmiyor. Untrusted bir domainde veya Workgroup'ta olabilir izleyeceğiniz makineler. Geçmişe dönük raporlama yapabilirsiniz. Atıyorum X makinesinin son bir yıllık memory kullanım ortalaması, son bir yıllık CPU kullanım ortalaması, sanallaşma platformu Hyper-V ise cluster shared volümlerinin kullanımı gibi 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 çoğaltılabilir. Geçmişe dönük raporlama yapabilirsiniz. Ve bu üründe kullanılan view'ların, dashboard'ların, diyagramların, raporların hepsini SharePoint aracılığıyla publish edip böyle büyük dev ekranlardan izleme şansınız da mevcut. SIGCOM 2012'nin genel yetenekleri de bu şekildedir. Bu ürünün bileşenleri de Management Server'dır. Management Server temel yönetim rolüdür. Management Server olmazsa olmazdır. Onun dışında Web Console şu işe yarar. Browser'dan da login olup view'ları, alarmları görebilirsiniz. Web konsolda bu işe yarar. Operational Console yönetim konsoludur. Reporting rolü Data Warehouse Reporting işini yapar. Yani geçmişe dönük raporlama yaparsınız. Gateway rolü de Untrusted Domain'ler ve Workgroup makinalara da agent yükleyip izleme yapacaksınız. Gerekli olabilecek bir roldür. Gateway rolü olmadan da Untrusted Domain ve Workgroup makinelere agent yükleyebilirsiniz. Ama eğer bu makinelerin sayısı fazla ise bir tane gateway veya birden fazla gateway konumlandırıp sadece gateway sertifika işlemleri yapıp iş yükünü hafifletebilirsiniz. Yani bu da örnek bir SIGCOM örnek deployment ekranda gördüğünüz gibi. Evet.
Diğer ürünlerden bahsedeceğim biraz da. Service Manager ürünüyle neler yapabilirsiniz? Ortamda yer alan iş süreçlerini Service Manager ürünüyle belli standartlarda takip edebilirsiniz. Service Manager'ın en iyi açıklaması aslında şudur. IT sistemleri üzerinde çalışan bir ürün. Microsoft System Center'ın ailesinin bir üyesi. Ama direkt IT'ye hizmet etmeyen bir üründür. Daha çok iş süreçleriyle alakalı olduğu için IT çalışanlarının anlamakta ve yönetmekte zorlandığı bir üründür. Atıyorum bunu sadece IT süreçleri olarak düşünmeyin. Bu bir insan kaynakları süreci de olabilir. Bu bir finans departmanının herhangi bir süreci de olabilir. Tüm bu süreçler bu ürün üzerinden takip edilebilir. Olay yönetimi, değişim yönetimi gibi ITIL veya COBIT standartlarına uygun süreçleri buradan takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda servis talep yönetimi özelliğiyle servis talepleri oluşturabiliyorsunuz. Atıyorum yeni birisi işe başladı. İnsan kaynaklarına ben bir form yayınlarım servis menajerden. İnsan kaynakları o forma girer. Yeni işe başlayan adamın adını, soyadını, TC kimlik numarasını gibi gibi bilgileri yazar. O formu kaydedip yolladığı zaman ben o bilgileri alıp mesela Orchestrator ürünüyle birazdan değineceğim. Orchestrator ürünüyle o adamın Active Directory'de otomatik olarak user'ını oluştururum. Exchange'de otomatik olarak mailbox'ını oluştururum gibi gibi gibi. Hem iş sürecini takip ederim. Servis talep yönetimiyle otomasyonu birleştirip bu işi komple takip etmiş olurum. Ve otomasyon sürecini de işin içine dahil etmiş olurum. Bu şekilde IT ve non-IT, yani sadece IT'ye hizmet eden bir ürün değil bu. O şekilde düşünmeyin. Her departmanın iş sürecine hizmet eden bir ürün. İş süreçlerini merkezi olarak yönetildiği, geçmişe dönük raporlanabildiği bir üründür. Service Manager 2012. Orchestrator ürünü de tamamen bir otomasyon üründür. Orchestrator ürününe gelen inputlara göre aksiyon alır. Atıyorum bir IT as a service hizmeti veriyorsunuz. Yani sanal makine provision hizmeti veriyorsunuz. Atıyorum uygulama geliştirme bölümü sizlerden bir sanal makine talebinde bulundu. Bunu Service Manager'da yayınladığınız portal aracılığıyla sizden buluyor. O portaldeki form diyor ki 2 GB RAM olan, 4 tane CPU'su olan, Server 2012 işletim sistemi olan gibi gibi özellikleri alıp adamdan bu inputları Orchestrator'a yollayıp Orchestrator'la da bu inputlara göre sanal sunucu otomatik olarak yarattırıp adamın kullanımına sunabiliyorsunuz. Bu da hem bir IT yaz hizmettir hem de bir otomasyon sürecidir. Orchestrator ürünü diğer vendorların ürünleriyle de entegre olabilir. Mesela Orchestrator VMware ortamlarına da aksiyon alabilir, iş yapabilir gibi özellikleri mevcut. Dediğim gibi Service Manager ürünü ortamdaki iş süreçlerini takip eder. Orchestrator ürünü de otomasyon ürünüdür. Akıl yaratırsınız Orchestrator'da. Şu 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 olursa git şunu yap gibi. DPM 2012 ürününden bahsedeceğim. DPM 2012'de DPM ürününde bu Private Cloud ürünlerin arasında yedekleme çözümüdür. Merkezi olarak yedekleme yapabilirsiniz. Merkezi olarak geri recover yapabilirsiniz. DPM ürününden bazı bilgiler vereceğim. Desteklenen disiplinle alakalı. Direct Attached Storage kullanabilirsiniz. Yani DAS kullanabilirsiniz. SAN Storage kullanabilirsiniz. Yani fiber kabloyla bağlı storage'ları kullanabilirsiniz. iSCSI bağlantılı storage'lar kullanabilirsiniz. IDE, SATA, SCSI, SAS diskler kullanabilirsiniz. USB Removable Device desteklemez.
Onun dışında teyp üniteleri kullanabilirsiniz. Bu tip ortamlara yedek alabiliyorsunuz. Yine oldukça başarılı bir üründür. Exchange, SQL veya buna benzer ortamlarınızı yedekleyebilirsiniz. Veya Hyper-V Cluster ortamınız varsa Hyper-V Cluster ortamında yer alan sanal sunucularınızı komple yedekleyebilirsiniz. Bare Metal yedek alabilirsiniz. Yine fiziksel sunucuları komple Bare Metal yedekleme yapabilirsiniz gibi gibi yetenekli bir yedekleme çözümüdür. VMM 2012 üründen bahsedeceğim. Bu üründe sanal platform ve bileşenlerinin merkezi olarak yönetildiği üründür. Sanal platform ve bileşenleri nedir? Fiziksel sunucu katmanı, hypervisor katmanı, storage katmanı ve network katmanıdır. Tüm bu katmanları merkezi olarak yönetebiliyorsunuz. Storage yönetimi yapabilirsiniz dediğim gibi. SMIS protokolüyle storage'lar ile bağlantı sağlayıp storage'larda volümler oluşturup bu volümleri fiziksel nodlara atayıp kullanabilirsiniz. V2V aksiyonlarını gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir sanal platformdan başka bir sanal platforma sanal makine aktarımı yapabiliyorsunuz. Atıyorum VMware'dan Hyper-V'ye geçiş gibi bir proje varsa bunu VMM ürünüyle de gerçekleştirebiliyorsunuz. Private Cloud yönetimini VMM ile yapabilirsiniz. Aslında çok geniş bir konu ama çok kısaca bilgi verecek olursak sizler IT departmanı olarak diğer departmanlara sanal sunucu hizmeti verebilirsiniz. Diğer departmanların altyapıda çalıştığı hiçbir şeyden haberi yoktur. Kaç node vardır, storage nedir, server nedir hiçbir şey bilmez. Siz sadece belli kotalarla o departmana bir cloud yaratırsınız. Adam o kotaları çerçevesinde browser'dan login olup kendi bizim belirlediğimiz kotalar çerçevesinde sanal makine oluşturur. Bizim verdiğimiz kotalar çerçevesinde işte verdiğimiz RAM kotası çerçevesinde RAM kullanımı yapar. Disk kotası veririz. O kota kadar disk kullanımı yapar gibi hizmetleri sağlayabiliyoruz. Buna da Private Cloud hizmetleri diyoruz ama en basit olarak. Bunu da VMM ürünüyle yapabiliyoruz. Tabi burada App Controller ürünü de devreye giriyor bu noktada. Eğer Private Cloud yapıları kullanıyorsanız App Controller'ı da kullanmak durumundasınız. Çünkü yarattığınız cloud'un yönetimini App Controller ürünüyle sağlıyorsunuz. Yine template yönetim yapabiliyorsunuz. İşletim sistemi template'leri oluşturup bu template'lerden çok hızlı bir şekilde sanal sonuç yaratabiliyorsunuz. VMM ürünü sadece Hyper-V ortamlarını yönetmez. VMware ve Citrix ortamlarını da yönetebilirsiniz. VMM ürünüyle VMware ortamlarını yönetmek istiyorsanız VMM ile vCenter'ı ilk önce entegre etmeniz gerekiyor. Çünkü VMware ortamını yönetmek için vCenter API'lerini kullanır. Bunun gibi VMM ile hem Hyper-V hem de diğer sanal platformları da aslında yönetebiliyorsunuz. Yine oldukça yetenekli bir üründür. Onun dışında App Controller üründen de son olarak birkaç cümleyle bahsedeceğim. App Controller ürünü de bir self servis üründür aslında. Browser aracılığıyla erişilir. Public ve private cloud ortamlarının yönetimini sağlar. Microsoft'un public cloud ürünü Azure servisidir. Private cloud ürününde bu anlattığım VMM ve Hyper-V'den oluşan minimum yapıdır. Tüm bunların merkezi olarak yönetilmesini sağlayan bu cloud hizmetini verdiğimiz birimlerin, kullanıcıların browser'dan erişerek kendi kotalarınca yönetim sağladığı üründür. App kontrol ürünü de kısaca. Evet,
Aslında session'ımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Toplam 7 tane üründen bahsettik. Bu ürünler Microsoft'un Private Cloud hizmetini oluşturan ürünlerdir. Tekrar iletişim bilgilerimi açacağım sizler için. Eğer sorunuz veya danışacağınız bir nokta olursa benimle iletişim kurup bilgi alabilirsiniz. Yine Serkan Esen Bey ile de iletişim kurup gerekli bilgileri alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz Ali Bey, Ben de sunum için de. katılımlar için çok da teşekkür ederim. Bu arada son birkaç bilgi daha iletmiş olayım Tabii. sunumla ilgili. Şimdi e-mail adresi yazan arkadaşlara sunum dosyalarını göndereceğiz. Aynı zamanda bu sunumun videosunu YouTube kanalımızdan ve web sayfamızdan izleyebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Sorularınız olursa bir 10 dakika daha sorularınızı yazabilirsiniz burada. Evet. Bize her zaman microsoft@turkom.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu ay System Center ayımız bizim. Buraya çok odaklanıyoruz. İşte arkadaşlar bir sürü mesajlaşma bölümünden de yazdılar. Hani System Center daha odaklı eğitimler yapabilir miyiz diye. Şimdi System Center ailesi çok büyük bir aile gerçekten. Bir saatlik bir sunumda çok yüzeysel olarak bakmak zorundasınız. Mecburen böyle bakıyorsunuz. Çünkü çok detay var. Aslında her bir parçanın altında bir sürü detaylar var. Biz elimizden geldiğince bu popüler konuları eğitimlere taşımaya çalışıyoruz. Microsoft'a gerekli bilgileri ileteceğiz bu arada. Hani daha detaylı eğitimlerle ilgili. Ama şunu öneriyorum. System Center ile ilgilenen, kullanan arkadaşlara bu ay özellikle Microsoft'ta biz de çok odaklı olduğumuz için çok ciddi bununla ilgili hazır teknoloji odaları var. Burada System Center'ın tüm detaylarını görebiliriz. Eğer böyle bir kafanızda zaten proje varsa gerçekten bu ay ideal bir ay. Ne olur bize ulaşın. Microsoft@turkom.com.tr tekrar söylemiş olayım. Bu ay çok avantajlı bir şekilde lisanslarda da öyle, hizmetlerde de öyle System Center'ı kullanabilirsiniz. Orada da kafanızda bir şeyler belirlensin diye System Center ailesinin daha önce fiyatını bilmeyenler için şu bilgileri vereyim. İki tane ana ürün var aslında burada. Bir standart lisans, bir data center lisansı ki aslında farklılıkları yok. Farklılıkları sadece yönettikleri sanal sunucu farklılıkları. Onun dışındaki bütün anlatılan ürünler bu lisansla birlikte tek bir lisansta geliyor. Yaklaşık 1300 dolarlık bir standart lisansı var. Yaklaşık 3700 küsur dolarlık bir data center lisansı var. Standart lisansı 2 CPU'lu bir sunucu yönetir. Data center lisansı eğer bir sanallaştırma ortamı varsa tüm sanallaştırma platformunu yönetir ve buradaki tüm unsurları alabilirsiniz. Yani fiyat tarafında gerçekten çok enteresan. Piyasada rakiplerine göre çok enteresan avantajları var. Mutlaka bir gözden geçirmenizi öneririm. En azından sistem center'ın tamamı olmasa bile konfigürasyon yönetimi, operation manager gibi böyle bir sürü parçadan mutlaka işinize yarayacak. İçeride çok ciddi bir derdini söyleyecek bir parçası vardır. Dolayısıyla mutlaka bu ay bunu incelerseniz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bize de ulaşırsanız her türlü konuda destek olmaya devam edeceğiz. Tekrar Halil Bey'e teşekkürler. Tüm katılımcılara Rica ederim. teşekkürler. İletişim kanallarımızdan desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar herkese. İyi çalışmalar arkadaşlar.